Evet arkadaşlar şimdi de geçmişten günümüze acaba hangi geçim kaynakları vardı? Hangi ekonomik faaliyetler yapıldı? Ve nelere katkı ya da zarar sağladı? Onlara bir bakın. Paleotik çağ dediğimiz kaba taşlarında insanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılık ile sağlıyorlardı. Barınakları mağaralar ve kaya ovuklarıydı. Küçük gruplar halinde göçebe yaşam sürüyorlardı. Hemen ikinci çağımız Mezolitik Çağ yani yeni taş çağı. İnsanlar göç etmeden yaşayabilecekleri doğal şartları uygun alanlarda yaşamaya başladılar. Dönemin sonunda köpek ne yapıldı arkadaşlar? Evcilleştirilmeye başlandı. Bu dönemin önemli bir ayrıntısıdır. Neolitik Çağ yani yeni taş çağında ise tarım yapılmaya başlandı. Birçok hayvan evcilleştirildi. İnsanlar yerleşik hayata geçti. Kerpiçten evler yapıldı. İlk köyler kuruldu. Seramik yapımıyla uğraşan zanaatkarlar ortaya çıktı ve bu da ticaretin ilk kez bu zanaatkarlar ile çiftçiler arasında yapılmasına ortam oluşturdu. Kalkolitik çağ yani maden çağı ise bu dönemde köyler büyüyerek ilk kent yerleşmelerini kurdu. Devlet örgütlenmesi ve devletler arasında ilişkiler ortaya çıktı. Meslekler çeşitlendi, madenlerden çeşitli eşyalar yapılmaya başlandı. Önemli bir notumuz var bununla ilgili. Bu dönemlerden sonra yazının bulunması ile tarih çağları başlamıştır. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ ve uzay çağı olmak üzere. Yine ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi neydi arkadaşlar? Acaba neler ekonomik faaliyetleri çeşitlendirdi? Ticaretin gelişmesiyle birlikte bu merkez arasında yollar da yapılmaya başladı. Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak için hanlar ve kervansaraylar yapıldı. Sömürgecilik döneminde deniz aşırı ticaretin gelişmesi özellikle Avrupa'da önemli gelişmelere neden oldu. Atlas okyanusu kıyısındaki Avrupa limanları da buna bağlı olarak önem kazandı. Avrupa'da yine buhar makinesinin icadı ile ekonomik yaşam değişmeye başladı. Yeni yerleşim birimleri ortaya çıktı. Sanayi devrimi ve teknoloji alanındaki gelişmeler üretimi artırırken insan gücünü olan gereksinimi ne yaptı arkadaşlar? Azalttı. Bilgisayarın icadı bilgi paylaşımını kolaylaştırdı. Dünyanın herhangi bir yerinde görülen gelişme kısa zaman içerisinde tüm dünyayı etkiler hale geldi. Müzik